Arkadaşlar merhaba. Bu akşam güzel bir tarifimiz var gene. Size evde lahmacun yapacağım. Geçen şuralarda bir yerde olacak Antep lahmacunu içe hazırlamıştım. O Antep'e usulüne kaçmıştı. Bu sefer Urfa usulüne kaçacağız. Size bir lahmacun yapacağım. Gerçekten yapanlar ellerini parmaklarını yiyecekler. Arkadaşlar bu tarif gerçek ustadan alınma bir tarif. Yani ben de yapıyorum ama bunu gerçek bir ustadan aldım. Yaparken gördüm. Müthiş, müthiş bir tarif. Tam Urfa usulüne çok yakın. Yapabileceğimizi yapacağız şimdi inşallah. Hadi başlayalım. Başlamadan önce size ben malzemelerimi sayayım. Şimdi arkadaşlar burada 650 gram kıyma var. Bu kıymanın 500 gramı normal orta karar yağlı kavurgadan, 150 gram da kavram yağı. Bakın bunu unutmayın. Kavram yağı lahmacunun en ana malzemesidir. Yani lahmacuna lahmacun tadı veren şey bu kavram yağıdır. Yani siz de bunu temin etmeye çalışın. Yani kıymanıza %30 oranında kavram yağı ilave edin. Öyle diyeyim ben size. Şöyle bir tutam kıyılmış maydanozum var. 5 tane ufak boy domatesim. Normal büyük boysa 2 tane de kullanabilirsiniz. 2 tane orta boy soğanım var. 3 tane büyük sivri biberim var. Bunu kırmızı biberden de yapıyorlar. Ben kırmızı biber tadını pek sevmiyorum ama pek de kullanmıyorum. Siz kullanabilirsiniz. Ben daha çok bu yeşil sivri acı biberin tadını daha çok seviyorum. Ve lahmacunun olmazsa olmazlarından birisi de isot arkadaşlar. İsot bu lahmacuna o aradığınız lahmacunumsu tat dediğimiz şey var. Yani böyle bir tat, lezzet. Onu veren bu isot. Karabiber, pul biber, acı biber, salçam, ev yapımı, tuzum. Şimdi ne yapacağız? Önce soğanlarımızı rendeleyelim. Soğanlarımızı rendeledikten sonra biberlerimizi doğrayalım. Arkadaşlar bu biberleri nasıl yapıyoruz? Çok ince minik minik yapıyoruz. Dediğim gibi kırmızı kapya biber de kullanabilirsiniz. Ben hem sevmediğim için hem de elimde de yok şu anda. Ondan dolayı yeşil biber kullanıyorum. Ama pek de o kadar tadında bir etki etmiyor. Kırmızı biber kapya biberle de yaptım çünkü o kadar bir fark etmiyor tadı. Burada asıl orijinalliği veren kavram yağı ve isot. Şu boyda arkadaşlar göstereyim. Bıçağım çok keskin, hızlı hareket edin, korkuyorum. Gördüğünüz gibi şu şekil. Şöbatta doğrayalım. Biberlerimizi de doğradık. Onları da kabımıza alıyoruz. Şu şekil. Şimdi yapacağım iş domateslerimizi rendelemek. Bunu robotta yapıyorlar. Ben robotla yapmayı tercih etmiyorum. Elde yapmayı tercih ediyorum. Hem robot çok acayip kirini temizlemesi zor, hem de elde daha iyi oluyor gibime geliyor. Biliyorsunuz bunu ustalar satırla yapıyorlar. Şu şekilde ikiye bölüp domateslerimizi rendeliyoruz. Kabın içine. Gördüğünüz gibi iyi bir kalite domates aldım. Arkadaşlar böyle olmamış domatesten iyi lezzet vermez. Şimdi buna maydanozlarımı atıyorum. Size bu sebze kısmı çok gelmesin. O tam denk gelecek. Siz merak etmeyin. Ben de daha önceden ilk acemilik zamanlarımda kıyması bol olsun, işte sebzesi az olsun yapıyordum ama hiç iyi olmuyor. Şimdi buna bir
Buçuk, hadi iki yapalım. İki yemek kaşığı acı biber salçası atıyorum ben. Bu Antep usulü, Antep'ten geldi. Tabi Urfa lahmacunu da Antep salçası olabilir yani. İki çay kaşığı isot. Bir çay kaşığı pul biber çünkü benim salçam acı arkadaşlar. Bir çay kaşığı karabiber. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Benimki ufak tatlı kaşığı. Daha sonra tadına bakıp tuzunu ayarlayabilirsiniz. Kıymayı atıyorum. Buna bir çay bardağı su ilave ediyorum. Bu su olması gerekiyor arkadaşlar. Malzemenin cıvık olması lazım. Şimdi bunu bir karıştıralım. Tabii ki elle karıştırmak gerekiyor. Biz haybe kaşıkla uğraşıyoruz. Malzememizi karıştırdık arkadaşlar. Yalnız buna bir çay bardağı daha su ilave ediyorum. Yetmedi. Bakın şöyle olacak. Yani bu biraz cıvık olacak. Sanki çiğ börek içi yapar gibi. Eğer cıvık olmazsa pütür pütür kalır. Hani böyle bazı videoları görüyorsunuz da yapmışlar kıymalar pütür pütür kalmış. Pütür pütür kalmasını istemiyorsunuz. Su koyun ve güzelce çok iyice karıştırın. Yani macun gibi olacak. Kıymamızı güzelce karıştırdıktan sonra üstünü kapatıp buzdolabına alıyoruz. Arkadaşlar mümkünse 2-3 saat dinlendirin. Benim vaktim yok fazla. 1 saat dinlendireceğim. Mümkünse 2-3 saat dinlendirin. Bütün malzemeler birbirine kaynasın. Ete bütün baharatların ve salçanın tadı girsin. Şöyle kapatıp buzdolabına alalım. Lahmacun harcını dinlerken biz de hamurumuzu yapalım. Şimdi burada 4 su bardağı un var. 1 çay kaşığı kuru maya. 1 tatlı kaşığına yakın tuz. Tuzu abartmayın. Arkadaşlar çünkü malzememiz bayağı bir tuz var. Lahmacun içimizde. Bir de ince hamur kullanacağız. Bu hamur çok tuzlu olursa boğar. Şimdi buna ılık su ilave edip yavaş yavaş kıvamını buldurmaya çalışacağız. Bu ununa göre değişiyor. Bazı unun su alma kapasitesi fazla, bazısı az arkadaşlar. Kontrollü. Kulak memesi kıvamında bir hamur yapacağız. Aşağı yukarı buna 2 su bardağı su gitti. Eğer biraz cıvık olursa azıcık un ilave ederek çok kolay biçimde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu 10 dakikaya yakın yoğurmak gerekiyor arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum en az 7-8 dakika bunu yoğurun. Az bir şey un daha. Böyle un suyla kıvamını dengeleyebilirsiniz. Bunu bir yoğuralım ve arkasından 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurumuzu aşağı yukarı 15-20 dakika dinlendirdik. Bu arada fırınımızı 230 dereceye getirdik. Arkadaşlar çok yüksek ısıda olması gerekiyor fırının. En yüksekte. Şuradan yapacağımız lahmacunların boyuna göre hamur keseceğiz şimdi. İçimiz kalacak diye korkmayalım. Saklayıp bir ertesi günü yapabiliriz. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu hamur. Yumuşacık. Yine şöyle
tezgahımıza biraz un serpip yuvarladığımız hamurları buraya koyuyoruz. Hamurlarımızı yuvarladıktan sonra bir 10 dakikada dinlenmeye alıyoruz arkadaşlar. Ne kadar dinlenme o kadar güzel. Tabii ki belli bir ayarda. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi geldik can alıcı noktaya. Yani itiraf edeyim, benim en zorlandığım nokta burası. Bütün bu işlerde. Şurada hamurlarımızı açalım. Pideciler kadar büyük yapamayacağız arkadaşlar. Bizim fırınımız müsait değil. Şu şekilde oldu muydu? Bize yeterli. Gördüğünüz gibi. İnceliği çok ince değil, çok da kalın değil. Ya yani biraz çıtır istiyorsanız çok ince yaparsınız. Ama malzeme koyunca çoğunuz için bunu fırına yerleştirmek bir sıkıntı olabilir. Şöyle iki tane yapayım hemen. Şimdi gene fırın telimize pişirme kağıdını koyduk. Onun üstünde pişireceğiz. Arkadaşlar hamurun inceliğini görüyorsunuz. Şu şekilde. Gayet güzel kıvamlı. Şimdi bismillah diyoruz. Şöyle iç şarjımızı lahmacunumuza hamurumuza yerleştiriyoruz. Tabii ki siz lokantacı olmadığınız için malzemeyi bol kullanabilirsiniz. Kimse hepten hamur yediriyor insana ya. Şu şekilde hamur gözükmeyecek biçimde kıymayı dağıtıyoruz. Fırında pişirdikten sonra size tavada yapmayı da göstereceğim. O çok basit. Tabii ki usta adam bunu şık diye yapıyor. Biz de elimizden geldiğince güzel yapmaya uğraşıyoruz. Şimdi sırf bu iş için aldığım bir şey. Arkadaşlar sırf bu iş için aldım bunu. Buldum bir yerden, bakalım. Bir işe yarayacak mı? Bununla böyle fırınıza götürüp rahatlıkla şöyle bırakabilirsiniz. Ama ben zaten telde yapacağım. Şu şekilde yapacağım. Bakın şöyle. Fırında da şöyle bırakabilirsiniz. Gayet rahat. Kürek. Bunu alıyoruz. 230 derece ısıtmış fırına koyuyoruz. Gördüğünüz gibi lahmacunlarımız pişti. Arkadaşlar bakın. Fırının bir tarafı tabii daha iyi pişirmiş. Altı şahane oldu. Şu şekilde bakın bükülüyor. Yumuşak da oldu. Mükemmel oldu. Şimdi de tavada pişirelim. Evet, tavamız için bir tane yuvarlak hazırladım. Bunu tavamıza koyup pişirelim bakalım nasıl olacak. Tavamızın altını kızdırdık önce arkadaşlar. Şöyle tavaya yerleştiriyoruz. Bunu boyutunu siz ayarlayacaksınız artık. Tavaya göre.
Ama o kadar da kenarlardan yukarı gelmesi mümkün değil çünkü yukarılarda ısınıyor. Şu şekilde bunu kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı 5-6 dakika piştikten sonra altını açıyoruz, kapağı kaldırıp zaten kıymalar pişmiş buhardan. Altını açıp bir kızartıyoruz. Bu biraz yumuşak oluyor tabii ki. Bu yumuşak sevenlere. Şimdi yapacağınız işlem birazcık çıtırlık sağlayacak. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi altı kızardı. Bu da mis gibi oldu. Fırında yapmak istemeyenler, tavada yapmak isteyenler böyle yapsın ama fırın kadar güzel olmaz. Biraz yumuşak olur bu. Şimdi lahmacunlarımızı bir süsleyelim. Evet, lahmacunlarımız pişti arkadaşlar. Benim yaptığım hamurdan bu boyda 10 tane çıktı. 5 tane daha iç kaldı. Onu da yarın yapacağım. Şimdi ben bunda gerçekten iddialıyım arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oldu. Çünkü bunun tarifini ben Urfalı bir ustadan aldım. Devamlı lahmacun yediğim bir yer. Mükemmel yapıyor. Aynı tarifi ondan aldım. Burada tek fark kırmızı biber kullanmadım kapya. O da kullanmıyordu zaten. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Afiyetle yiyorsunuz. Bundan sonra diyorsunuz ki acaba biz geçen gün çarşıda bir lahmacun yedik. O lahmacun muydu? O lahmacunsa bu yediğimiz ne? Bu yediğimiz lahmacunsa ne yedik biz? Diyeceksiniz, iddia ediyorum. Mükemmel arkadaşlar. Kendimi övmek için demiyorum. Gerçekten yani ustası, esas ustası ben değilim. Ben yaptım gerçi ama oranları bir arkadaştan aldım. Buyurun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Değilseniz abone olun arkadaşlar ve lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun.